İzzam'ın ruhu aliyelerine de hediye eyledik. Rabbim vasıl eylesin. Kıymetli müminler, bugünkü sohbetimiz tasavvufu hayat nedir? Tasavvufu hayat ve şeriat-ı Muhammediye yeri nasıldır? Sohbetinin 120. haftasındayız. Mürşid-i Kamil sohbetinin de 7. haftasındayız. Bu Mürşid-i Kamil meselesi ile Sure-i Neml içerisinde bulunan Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam'ı Asaf-ı Berhiya, Belkis annemizi ortaya koymak suretiyle bir insanın rızayı ilahi bulması için nasıl bir meratibi ilahiye takip etmesi lazımdır? Mürşid-i Kamil'den maksat nedir? Rehber olarak yol göstermelerine uymanın ehemmiyetini bilhassa bu sure-i şerifte kamil sıfatlarla, muttasıf âli sıfatlarla mücehhez olan enbiya-i zişan, evliya-i izanın misalleriyle bizim gibi ümmet-i Muhammed'e uhdemize düşen vazifeleri acizane fakirlerine hatırlatacağız ki ibret alalım. Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Rabbim Teala 120. Hud suresinin 120. ayeti celilesinde Habib edip Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben, ya Habibim, ben sana peygamber kıssaların her çeşidini naklediyorum. Kalbini tespit ve tatmin için. Evet, peygamber kıssaları kalbimizi tespit eder. Dini İslam üstünde bırakır. Dini İslam'ın kamil sıfatlarıyla kalbimizi nurlandırır. Allahu Teala'dan inen inayeti inahiye ile kalbimize kamil bir sıfat, kamil bir inanç meydana getirir. Kalbimizi tatmin ve tespit, şeriatın dışında bir yere kaydırmaz, gönüllerimizi Allah'ın yoluna merbut eder. Bu bakımdan peygamber kıssalarından haberi olmayan, evliyayı izamın yolundan bir şey anlamayan, şeriat-ı Muhammediye'nin kemalatını idrak ettim derse, noksan bir beyanda bulunduğu aşikardır. Cenab-ı Süleyman aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Sure-i Neml'de Rabbim Teala Hazretleri çok büyük nimetler ihsan etmiştir. Huzurunuzda bu sohbeti Hülasatül Beyan fi Tefsiril Kur'an 9. 10. cilt 3988'den başlamak suretiyle arz edilecek. Ayrıca size başka bir tefsir-i şerif daha getirdim. Bu içerisindeki konunun ehemmiyet ve önemini ondan izah edeyim diye. Hak dini, Kur'an dili, elmalılığı, Hamdi Yazır Efendi Hazretlerinin tefsiri. Huzurda iki tane tefsir-i aliye var. Peygamberler tarihi, sonra İmamı söyleyin, Cami Hazretlerinin Nefatül Üz, sonra Fatiha tefsiri gibi kitaplarla, âli kitaplarla huzurunuzda bu meseleyi anlatmaya çalışacağız. Peygamber aleyhissalatu vesselamımız, Cenab-ı Süleyman aleyhissalatu vesselama Rabbim Teala pek çok nimetler vermiş. Bu nimetlerin bir tanesi kendisine rüzgarı musahhar kılmış. Bugünkü uçakla bizim dünyada onun mucizesinin bir kerameti olarak, bir nimeti olarak, o nimetin bir devamı olarak Allahu Teala bize uçakları nasip etti. Bundan 4000 sene kadar önce bu nimet Peygamber Süleyman Aleyhisselam'a mucize olarak ikram edilmişti. Sonra Allahu Teala kendisine yüksek ilim sahibi kılmış. Rabbime ne güzel bir tarzda ibadet eden, Allah'ın azametine boynunu büküp fazlasıyla huşu ve azametle itaat eden bir melik, aynı zamanda bir sultan, aynı zamanda bir risalet sahibidir. Kendisine verilen nimetlerin bir tanesi, ayeti celilede beyan buyurulduğu veçile, de ki, ey insanlar, bize kuşların konuşması, dili öğretildi. Kuşların konuşmasının dilini şu tefsirden, Hak dini, Kur'an dili, Elmalılı Hamdi Yazır Efendi'nin eserinden inceledim. Kuşların konuşması nasıl bir meseledir? Bizim bildiğimiz Türkçe gibi değil, Arapça gibi değil,
zengin kelime hazinesiyle olmayıp, kuşlar muradından, gönlünden geçirdiği meseleleri bazı mahdut konuşmalarla, seslerle ifade ederler. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a verilmiş olan nimet, kuşun niyetini anlaması, kendisine ilham edilen meselenin hakikatını idrak etmesi, kuşun o sözü, o sedası ile ne anlattığını Allah'ın ilahi ikramı ile idrak etmesi vasıtasıyla Rabbimin ilhamı, mucize-i ilahi olarak Peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesi ve Rabbim Teala'nın kudreti ilahi olarak kendisine bu nimet verilmiştir. Bu üçüncü defa tekrarlıyorum. Bu meseleye doymak mümkün değil. Bütün mükevvenat Allah'ın kudreti altındadır. Bütün mükevvenat Allah'ın ilmi, kudreti, iradesi tahtındadır. Ne bir karınca adım atabilir, ne bir serçe ötebilir, ne bir insan gözünü kırpabilir. İlla murad-ı ilahiye öylece tasarruf etmezse. Şu halde bütün mükevvenat Halik-i Zülcelal'ı bilir. Dağlar, denizler, kuşlar, dereler, tepeler, ağaçlar, güller, her şeyi Halik-i Zülcelal'i bilir. İlla her şeyi Allah'ı tesbih eder. Ama biz onları çok zaman bilemeyiz, duyamayız. İşte Peygamber Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın kuşların sesleriyle konuşma ayeti celilede bize kuşların konuşması öğretildiği ile Allah kendisine kuşların ilhamını, ne murad ettiklerini anlayacak nurani bir ilim verdi. Birkaç misalini anlatalım. Berravi radıyallahu teâlâ'nın Kâbil Ahbar, Beni İsrail'in en yüksek ulemasıydı. Tabi'in olarak Ebu Bekir zamanında İslam'la müşerreflendi. Ulu bir tabi'indir, sahabeleri görmüş, ulu bir ulemadır. Onun beyanıyla tavus kuşu bir gün öttü Süleyman Aleyhisselam'ın huzurunda. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam bunun ne dediğini, ne konuştuğunu biliyor musunuz dedi. Yanında bulunan muhterem cemaat, hayır efendim bilmiyoruz. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam, cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın. Ne izzet edersen izzet görürsün, ne zulmedersen zulmün görürsün manasını taşır. Nasıl cezalandırdın? Ceza karşılıktır, amelin mükafatıdır. Nasıl cezalandın? Hangi ameli yaptın? O amelle ne muamele ettin? Hayır yaptın, Allah seni hayırla mükafatlandırır. Şer yaptın, Allah seni şerle mükafatlandırır. Buğday ekip de arpa biçen görülmez. Patates ekip de patlıcan biten görülmez. Başımıza gelen bütün mesele kendi icraat ve fiilimizle yaptıklarımızın karşılığıdır. Ne yaptın onu görürsün. Tavus kuşu böyle diyor. Çok düşünüyorum. Bütün mahlukat insan onunla nasihat ediyor. İnsanlara, cinlere nasihat ediyor. İntibaha gelmemiz için. Allah kudretiyle kuşların dilini sevdiği bir peygamberine gösteriyor. O da öğretiyor. O da bize haber veriyor ki İntibaha gelelim, kalbimizi tespit edelim. Vay mübarekler, vay! Tövbe ya Rabbim! Hütüt kuşu, merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Öyle insanlar var, kimseye merhamet etmez, onların merhamet beklemesi mümkün değildir. Göçeğin kuşunun ötmesi, Allah-u Teala'dan af ve mağfiret olunmasını isteyin ey günahkarlar. Allah-u Teala'dan af ve mağfiret olmasını isteyin ey günahkarlar. Kaya kuşunun ötmesi her canlı ölecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Küllü nefsin zayikatul mevt. Her yeni eskiyip çürüyecektir. Her canlı ölecek, her yeni eskiyip çürüyecektir.
kırlangıcın ötüşü. Hayırdan ne yaparsanız sonra onu bulursunuz. Şu halde amel defteri hayırların karşılığıdır. Cennet hayırların karşılığıdır. Güvercin, gökleri ve yeri doldulan Rabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sübhanallah, Sübhanallah diye güvercin öter. Kumru, Sübhane Rabbiyel Ala. İşte biz onu namazda çekiyoruz. Kumru böyle. Karga, bakalım karga ne diyor? Allahu Teala'dan başka her şey helak olur. Sen de, ben de, eşya da, dağ da, deniz de. Karga ne diyor? Allahu Teala'dan başka her şey helak olacaktır. Kuş tat kuşu, susan başına bela ve musibet gelmesinden kurtulur. Kuştat kuşu, susan başına bela, musibet gelmesinden kurtulur. Hadis-i şerif, sükutu lisan selameti insan. Kamil insanın alameti az konuşur. Yeteri kadar konuşur. Konuşmanın vebel olarak kendisine yegane yetici olduğunu bilir. Hiçbir günah işlemese insan yalnız konuştuğunun vebalini ödemesi mümkün değildir. Kurbağa, Subhane Rabbiyel Kuddus. Allahu Teala'yı tesbih eder. Bir gün Davud Aleyhisselam kurbağa ile zikire başladı. Kurbağa bitmeden, tükenmeden sabaha kadar zikretti. Cenab-ı Davud Aleyhisselam buyurdu, yahu sen ne kadar sürekli edermişsin, sana takat getirmek mümkün değil buyurdu. Duvan kuşu, Sübhane Rabbi ve bihamdi diye öter, işte böylece bütün mükevvenat Halik'i bilir. Çünkü teklifle mükellef değillerdir, kendilerine iman teklif edilmemiştir. İman teklif edilmediği için kainatın sırları açıktır. Hayvanatın çoğu kabir azaplarını görür. İnsanın ölül hallerine şahit olur. Allah bize hayırlı akıbet nasibi müesser eylesin. Hayırlı işler nasibi müesser eylesin. Tefsirlere giriyoruz. Sure-i Neml 27. Sure-i Şerife Kur'an-ı Azimüşşan'ın 19. cüzü. Biz nerede bulunuyoruz? Biz 17. ayeti celile ile Süleyman Aleyhisselam'ın meselesine devam ediyoruz. Neden bunu seçtik? Çünkü kuşların dili öğretildi, hayvanatın dili öğretildi. Bakalım Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam hayvanatın diliyle bize ne gibi dersler verecek? İnşallah irşadımıza fayda verecek. Rabbim Teala ve Degettes Hazretleri Sure-i Neml 17. ayeti celilede müfessir-i izamın beyanına göre Süleyman Aleyhisselam askerini toplayıp askeriyle beraber havada gezerken karıncası çok bir dere üzerine geldi. Karıncaların reisleri Süleyman Aleyhisselam'ın askeriyle o dereye ineceğini bildi. Karıncanın reisi askeriyle Süleyman Aleyhisselam'ın o vadiye dereye ineceğini bilmesi üzerine kendi karınca kardeşlerine, cemaatine, etbasına zarar verilmemesini düşünerek hayıra delalet etmek, hayırı tavsiye etmek üzere ey karıncalar yuvalarınıza girin, meskenlerinize girin. Açıkta taşrada kimse kalmasın. 18. ayet-i celile. Sizi bilmedikleri halde Süleyman Aleyhisselam'ın onun askeri çiğnemesinler. Sizi bilmedikleri halde çiğnemesinler. Demekle karıncaların reisi cemaatine nasihat etti. Bu ayeti celile ile bu karıncanın vadisinin Vadi-i Neml Taif'te olduğu rivayet edilmiş.
İmam-ı Beyzavi Hazretleri tefsirinde Şam civarında bir vadi olduğunu da söylemiş. Doğrusunu Allah-u Teala'dan başka kimse bilmez. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam askerleriyle geçerken yer altında uçakta bulunan, bugünkü mana ile uçakta bulunan Süleyman Aleyhisselam'ın askerinin ineceğini bilmesi, kendilerine yuvalarınıza çekilin ihtarı yapması, size Süleyman Aleyhisselam'ın askerleri bilmeyerek çiğnemesin buyurması, Peygamber Süleyman Aleyhisselam'ın takva ehli olduğunu, karıncaları dahi incitmeyeceğini, peygamberlerin hiçbir mahlukatı incitmeyeceğini beyan ederek peygamberlerin kemalatına işaret etmiştir. Muhterem cemaat, iki gözümün nuru kardeşler, şu mesele Allah'ın kudretidir. Karıncaya bu bilgiyi veren Allah'tır. Allah-u Teala Hazretleri karıncaya bu bilgiyi vermeseydi, üzerinde bulunan cemaatin Süleyman Aleyhisselam'ın olduğunu nasıl bileceklerdi? Onların takva ehli olarak karıncaları çiğnemeyeceklerini nasıl idrak edeceklerdi? Saniyen, sizi çiğnerler ama bile bile çiğnemezler, görmezler, çok küçüksünüz, bilmeden çiğnerler buyurmak suretiyle kamil olan Süleyman Aleyhisselam'ın ordusunun dahi peygamberin âli sıfatına yakışır kemalatta ehli takva olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine karınca böyle söyleyince Süleyman Aleyhisselam semada uçağının içinde, uçak diyorum artık, rüzgarın götürdüğü çok büyük tablalar var. Yemek tepsisi gibi, tabla gibi, kenarları nasıl bilmiyorum. Bu hususta tefsirlerde bir bilgi göremedim. Cinniler yapıyor. Çok büyük yapıyorlar. İnsanlar, askerler, kuşlar, hayvanat üstüne çıkıyor. Demek ki şu kirişler gibi demir kirişler var. Üstünde saçtan veya ahşaptan inşaatlar var. Yüzlerce, binlerce insanı taşıyan tabla var. Mesela şu cami-i şerif bir tabla kabul edelim. Şu kadar cemaat oturuyoruz. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam rüzgar Allah emrine musahhar kılmış. Pilot uçağı nasıl uçurur? Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim, ya rüzgar bizi filan istikamete uçur diyor. Rüzgar esmek suretiyle tablayı kaldırıyor. Mübarek peygamber istediği yere gidiyor. Ne içinde hostesi var, ne de hosteslerin pişirdiği haram lokmalar var. Hostesler yemek dağıtıyor. Çok zaman dikkatinizi çekerim. Frankfurt, Almanya gibi yerden yükleniyor. Almanlar pişirip yüklüyor. İslami esaslar sözü ne derece doğru olduğuna inanmak müşkül. Kesilen etlerin nasıl olduğunu takdirinize sunarım. Hemen yiyip içiyoruz. Halbuki Süleyman Aleyhisselam'ın uçağında haram lokma yok. Hostes dediğimiz çıplak kadın kız yok. Hey! Peygamber uçağı nerede? Filan cemaatin, filan milletin uçağı nerede? Bize karman çorman bir teknoloji, medeniyet, peygamberlere safi, temiz, nezih, şeriatı Muhammediye'nin hakikati. Onlarınki de uçakta ama hostesleri başı çıplak göremezdiniz. Haram helal lokmaları size getirmezlerdi. Namaz kılmak için sıkıntı çekmezdiniz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu karınca vadisine inmek istemesi namaz vaktiydi. Askerleri ve cemaati abdest alsın,
topluca namaz kılalım diye uçağını indirecekti. Karıncalar bildiler, üstümüzde Süleyman Aleyhisselam askeriyle bu vadiye namaz kılmaya inecekler. Ey karıncalar topluluğu, sizi bilmeyerek incitmesinler. Bilmeyerek incitmesinler. Tam burada kaldık. Bunun üzerine karıncanın bu sözüne güldü. Karıncanın sözüne Süleyman Aleyhisselam güldü. Muhteremler, teknoloji bu asırda çok inkişaf etmesine rağmen teknik medeniyet dediğimiz türlü imkan ve nimetler insan ahlakını düzeltmeye yetmez. Bu teknoloji içerisinde dünyada karınca sesini duyan bir ilim yoktur. Türlü mükafatlar verilmiş, Nobel mükafatları verilmiş ama karınca sesini tespit eden bir teknoloji duyulmamış. Karıncanın kendisi mercimek kadar, sesi mercimeğin binde bir kadar. Şu saati duymak için kulağıma götürüyorum. Saat kocaman yahu, çalışması tangırlı tıngırlı. Kulağıma götürüyorum, karıncanın kendisi 3-4 topla iğne başı kadar, sesini topla bir iğne başı kadar semadaki Süleyman Aleyhisselam'a sesle götürüyor. Süleyman Peygamber'e verilen mucizelerin ikincisi, rüzgarın, havanın dünyada kendisiyle ne ilgili konuşma olduğu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Bizim televizyonlar, radyolar gibi değil. Bizimki her şeyi ulaştırıyor. Karabiber, akbiber, şeker, turşu, limonata. Ona lüzumlularını ulaştırıyor. Süleyman Aleyhisselam güldü. Şimdi müfessir-i izam bu meseleyi tefsir tevil etmişler. Şöylece tefsir tevil etmişler ki Allah bu sure ile, ya oturun Allah için, niye kalkarsınız kardeş, otur Muhammed Arabi hakkına ya. Ha o zaman iyi, doğru rüzgar kafaya vurdu, haklıymış kardeşim, özür dilerim. Tamam efendim. Şimdi Allah'ın kudretine bakın, itaat edip etmemekte muhayyeriz. Ya adamcağız ayakta, ne bakar dursun, buraya bak. Adamcağız ayakta, işimize bakalım. Karınca şeriatla mükellef değil. Mükellefiyeti yok. Cenneti, cehennemi yok. Kiramen katibi omuzlarında yok. Böyleyken en ufak yaratılmış bir karınca hamiyetle, bilgiyle, düşüncelerindeki ilahi vasıflarla kendi cemaatine hayırla nasihat ediyor. Bu ibreti alalım. Allah-u Teala bunu bize bildirmesindeki muradı ilahiye la gaybi illallah, şu küçücük karıncaya bakın da ey benim kullarım, bunların halinden ibret alın da halinizi, ahvalinizi düzeltesiniz diye. Cehennem yok karıncaya, teklif ilahiye yok. Bununla beraber bir karınca hayatı var. Aileleri var, evlatları var, amcaları var, teyzeleri var, birbirlerinden çoğalmışlar. Karınca mahiyetine hayırlı nasihat yapıyor. Zarardan muhafaza ediyor. Bir, İmam-ı Fahrettin Razi Hazretlerinin beyanıyla. İki, insanlara ibrete davet ediyor. Ebnai cinsini hayır yola sevk etmek lazım geldiğini, ebnai cins, kendi cinsi, kendi cinsini hayırlara sevk etmek lazım geldiğini, hayıra sevk etmeyen, hayır yapmayan, nasihatta bulunmayanın bir karınca kadar kıymeti olmadığını gösteriyor Allah. Üç, karıncadan daha aşağı olmaması için
mahiyetini hayıra çeviren karıncanın misaliyle, ey beni Adem, mahiyetinizde bulunan efalinize, ahalinize, cemaatlerinize aile reisiyseniz, mahallenin muhtarıysanız mahallenin ahalisine, köyün muhtarıysanız köyün ahalisine, vali, paşa, bakan, başbakan neyseniz, bütün kavminize hayra delaletle mükellefsiniz diye bize Allah bildiriyor. Şimdi biz muhtarı, kaymakamı, valiyi bir tarafa bırakalım da aile reisi olarak evlatlarımızı şerden korumada bu nasihatı yapamıyorsak, hayvanatın en küçüğü olarak gösterilen karıncanın kutsiyetini, vazifeye düşkünlük olan mesuliyetini idrak etmemiş oluyoruz. Emri bil maruf, nehyi anil münker her Müslümana farzdır. Bu asırda yanlış bir zihniyet kanaat vardır, dinde zorlama yoktur. Bu söz, Müslümanın Hristiyan, Yahudiye, dinsize zorlamaması mecburiyetidir. Dinde zorlama yoktur. Kime? Müslüman Hristiyan'a zorlayamaz. Müslüman Yahudiye, dinsize, komüniste zorlayamaz. Ama Müslüman kendi Müslüman kardeşine zorlar. Delil. İşte karınca kendi kardeşlerini zorladı. Girin evlerinize, girin meskenlerinize. Demedi benim yuvadaki karıncalar girsin. Sessiz sözü nereye kadar duyduysa alarm verdi, borular çaldı, bütün karıncalara duyurdu. Şu halde Müslüman cemaati her hayrı Müslüman cemaatine duyurmakla mükelleftir. Yahu senin üstüne ne lazım diye diye işte bugünkü halimize geldik. Halbuki benim mümin kardeşim, kim kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemezse kamil iman sahibi olamaz. Dinde zorlama vardır. Müslümanın Müslümana zorlaması vardır. İşte karınca. Ey karıncalar girin. Öbürleri demedi yahu dinde zorlama yok, hürriyet var, biz gezeriz, tozarız demediler. İşte Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam karıncaların mühim tedbirini, komşularıyla hüsnü muaşeretini, kardeşleriyle sevgi bağını görünce Allah Allah, yahu şu insanlarda az görülen mesele şu karınca cemaatinde var diye güldü. Sesin geldiğine gülmedi. Ufacık karıncanın ufaklığına da gülmedi. Ne güzel bir aile, ne güzel bir kardeşlik. Birbirlerine hayır yolu sevk ediyorlar. Muşeret ediyorlar. Birbirleriyle sohbet ediyorlar. Birbirlerine hayıra celbediyorlar. E biz birbirimizi bilmeyelim mi? Sana ne, bana ne diye diye, dinde zorlama yok diye diye, 20. asır Müslümanları teknolojiden, fenden, ilimden, her şeyden geri kaldık. Bu Kur'an benim kitabım. Bu Kur'an-ı Kerim Müslümanın kitabı. Peygamber Aleyhisselam'ın lisanıyla Allah bize uçağı tarif ediyor. Uçağı Müslümanlar bulması gerekirdi. Hristiyan buldu. Müslümanın bir tane uçağı yok. Hristiyan uçağına biniyoruz. İlim benim, kitap benim, ahkam benim, kemalat benim. Ben biganeyim. Hristiyan istifade ediyor. İşte bu kimsesizlikten dolayı, işte bu ilgisizlikten dolayı, sen bana karışma, ben sana karışma, aile efradında birbirimizin çocuklarına merhametimiz yok, birbirimizin hanımlarına merhametimiz yok, birbirimizin arabasına, koyununa, ineğine merhametimiz yok.
Tasavvufa hayat odur ki şeriatı yaşatır. Karıncadan ibret alır. Kütütten ibret alır. Belkıs anamdan ibret alır. Bir Süleyman aleyhisselam arar. Hamdolsun Allah bize Muhammed Arabi'yi verdi. Biraz sonra göreceğiz yanındaki velileri arar. Allah-u Teala bize milyarlarca ehlullah gönderdi. Şu halde bu kıssalar, şu Kur'an tefsirleri bizim intibahımız içindir. Uyanalım kıymetli Müslümanlar. Ölü haldeyiz. Şeriatı yaşamadığımız için zil-ü zeberiz. Sırpların Müslüman Bosna Hersekler'e yaptığı ortada. Bütün dünya Müslümanları seyretti. Hamiyet, gayret kalmadı. Şu karıncanın gayreti İslam milletlerinde kalmadı. Süleyman Aleyhisselam'ın uçakları gibi uçaklara binerek Sırp'ın üstüne kimse gelemedi. Şu karınca kadar olmadı İslam cemaati. Gayretsizlikten, bilgisizlikten. Kitap buyuruyor, tefsir, Süleyman Aleyhisselam'a rüzgar musahar idi, uçağını uçuruyordu, sesini istediği yere götürüyordu. 14 asır önceki şu Kur'an-ı Mucizül Beyan, fizik kaidesi, saniyede 340 metre hızla ses rüzgar vasıtasıyla gider. Rüzgarı kaldır, havayı kaldır, ses gitmez. Bak Kur'an-ı Kerim'den bir harf bu asıra uymadı diyemiyoruz. Sesin sürati 340 metredir saniyede. Süleyman Aleyhisselam'a verilen mucize karıncanın sesini dahi götürdü. Onun yerine telsiz sesleri var. Onun yerine mikrodalga sesleri var. Onun yerine yarasanın, yunus balığının, balinanın mikro sesleri var. Binlerce kilometreye ses gönderiyor. Bunlar bizim kitabımızda emredildi. Biz istifade etmedik, Hristiyan etti. Karıncayı duydu, güldü. Ya karıncayı niye bize Kur'an-ı Kerim'de ayetle haber veriyor? Mühim tedbir alın, komşularınızla, Müslüman cemaatlerle hüsnü muaşeret yapın, kardeşlerinizle adab-ı sohbet, sevgi bağını kurun. Tekke kurmuşlar filan vilayette, geçimsizlikten kapatma kararı aldılar. Nasıl muaşerettir, şu karıncadan da mı ibret almazsınız? İnsanız, sofiyiz diye övünürsünüz, karıncanın ahengi yok. Bu mu sofilik? Tasavvuf bu mu? Tasavvufu hayat ve insanı kamil sohbetinin 120. haftası. Nerede tasavvuf? Tasavvuf karıncanın içtimai sağlam temellerle İslami hukuku yerine getirmedeki gayret, sevgi, bağı, muhabbet neticesidir. Gelmişler bu hafta, dün cuma. Filan yerde neredeyse kavga doğuş semaya çıkıyor. Düsseldorf'ta tekkemiz var, ne yapalım? Ne yapılır? Fareler dadandıysa ambara, fareler mani olur. Farelere mani olamadıysan ambarı başka yere taşırsın. Sofi tekke kapatır mı? Bir karış ilahi kelimetullahı bir karış öteye götürmek için dedelerimiz malını, canını verdiler. Viyana'ya kadar İslam'ı getirdiler. Allah kudretiyle bizi Avrupa'ya soktu, bir karış ile götürelim diye. Biz de tekke kapatacağız Düsseldorf'ta. Enaniyet. Şuradaki karıncanın tefsirinde yok. 9. 10. cilt. Hülasatül beyan fi tefsiril Kur'an. Sayfa 3991, Sure-i Neml 18. ayet. Karıncaların böyle söyleşince Süleyman Aleyhisselam karıncanın bu sözüne güldü. Ufak bir mahluk olduğu halde mühim tedbir alması,
tedbir aldı, ezilmemelerine mani oldu. Komşularıyla hüsnü maşeret kurarak birbirlerini tehlikeden azade kıldılar. Kardeşleriyle karınca hayatının sevgisini paylaştılar. Bu ayettir. Masal anlatmıyorum, Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nemil'i tefsir ediyorum. Masal gelmesin çoklarına. Ayeti Celile, Sure-i Nemil, 27. sure Kur'an-ı Kerim'de. Ve bunun üstüne bu karıncaların bu birbirleriyle muaşeretleri, hüsnü tedbirleri, birbirinin bela ve musibetine girmemeleri için gayreti üzerine Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam 18. ayeti celile Sure-i Nemil'de ve dedi ki meali, ey benim Rabbim, benim üzerime pederim ve validem üzerine ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi bana müyesser kıl. Bana ilham et ve ya Rabbi senin razı olacağın ameli salih işlememi bana nasip et. Ya Rabbi, 19. ayeti celile, ihsanınla beni salih kulların zümresine ilhak et diyerek Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam münacatta bulundu. İşte tasavvufa hayat, salihlerin zümresine girmektir. Nifak, enaniyet çıkarmak için değil, kardeşlerinin tekkesini kapatmak için kim münafıklık etti? Allah dünya ahiret belasını, musibetini muhakkak verir. Kardeşlerin dağılmasına sebep olanın Allah hakkından gelir. Karınca kadar hayat olmayanlara esef olsun. Peygamber Aleyhisselam'ın gülmesindeki mesele, karıncanın gerek kendisine, gerek ordusuna olan takva hususundaki inancı idi. Karıncalar diyor ki, üstümüzde ehli takva var. Ehli takva kim? Haramdan iştinab eden, şüpheliği terk eden ehli takvadır. Onun için atasözü oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu karınca ezmez. Peki, Seyyid Gavs-ı Zaman, Seyyid Abdülbaki'nin müritleri karınca ezer mi? Yok, ezmez. Ama karısını döver, karısını söver, başka karıların peşine gider, çocuklarına zulmeder. Bulunduğu tekkeyi kapanmasına sebep olacak nefsani şımarıklık ve zulüm eder. Süleyman Aleyhisselam'ın ordusuyla Sadat-ı Nakşibendi'nin ordusu bir olmalıydı. Karıncalar bize şahitlik etmeliydi, bunlar bizi ezmezler. Ya karıncayı ezmeyince karıyı dövmezler, komşuyu gıybet etmezler. Haram yemezler. Bahçe evinde çalışıyorum, adamın biri geldi, ben karıyı 3 talakta boşadım, ne yapacağım? Dedim, Hanefi mezhebine göre karı iddet müddetini dolduracak, başka bir erkekle evlenecek, adam isterse boşayacak, isterse boşamayacak, çoluk çocuğu olacak, geçinip gidecek. Eğer o adam boşarsa veya ölürse onun da iddet müddeti bitecek, sana o kadın gelirse evleneceksin. Senin hanım fahişelik mi yaptı, başkasıyla mı yaptı dedim, kızdı kafam. Yok öyle bir şey yok, kızdım, gazap ettim. Yahu kavga arasında boşanma lafzı konuşulmaz ki. Boşanmanın şakası da boşanmadır, efendim hakikisi de boşanmadır. Bir adam kalksa, karısına dese, ben seni Allah'ın hükmü Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatıyla boşadım. Vallahi bu boşanma hakikidir. Karıncaya gülüşü nedendi Süleyman Aleyhisselam'ın? Kendilerinin ehli takva olduğunu bildiklerinden dolayı tebessüm etti. Ya minicik karınca benim ordumu biliyor. Benim cemaatimin Allah'tan şiddetle korktuğunu biliyor. Güldü, tebessüm etti.
Tasavvufu hayat budur. Dervişlik ne saçtır, ne sakaldır, ne bıyıktır, ne cübbedir. Elbiseleri derviş etmekle iş bitmez. Kılığı, kıyafeti derviş etmekle iş bitmez. İş nefsi derviş etmektir. İşte tasavvuf hayat ya, hani nerede senin? İşte karıncanın hayatında tasavvuf hayat var. Nasıl İslami bir hayattır bu yaşayış, nasıldır? Aile rezil olur, çoluk çocuk boşanınca ne hale gelir? Dün birisi gelmiş cumada bana, ben seni gıybet ettim, hakkını helal et. Tanımıyordum, görmüyordum ama bugün konuşmanı beğendim, bana bir helallik ver. Ya beni görmeden, bilmeden niye gıybet edersin? Benim dini namusumu niye lekelersin? Niye gıybetten dolayı kendini rezil rüsva edersin? Ne yaptım ben sana da gıybet edersin? Gezdi, aşağıneleri gezdi, şuraları, beni hakkına helal et. Ya kardeşim niye gıybet edersin? Karınca, karıncayı yuvaya soktu. Amanın ezerler, çiğnerler, girin. Bir kötülüğünü gördüysem gel söyle yüzüme. Ya ben senden şu kötülükleri gördüm, yarbayım. Güzel. Düzelteyim, sana da teşekkür edeyim, hak razı olsun senden. Ben seni gıybet ettim, hem de hiç görmeden ettim. Karınca kadar olamadın, yazık değil mi? Dev kadar da, deve kadar da vücut büyütmüş. Keşke karınca kadar olsaydın da takva sahibi olsaydın. Onun için tarikat, Nakşibendiye de dervişlere karınca ezmez derler. Neden? Ehli tarikat takvadır. Haramdan kaçar. Derviş, 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 şeyhi var, tarikatı var. Bunlar karınca ezmezler. Karıncayı bile ezmezler. Kur'an söylüyor bunu. Hiç insanlara iftira ederler mi? Tövbe, karıncanın hukukunu gözetirler de insanlara zulüm ederler. Ne kadar garibiz görüyor musunuz? Dervişliğimizi satsam 5 kuruşa karıncaları almaz. Gururumuz, fiyakamız, övünmemiz, kendimizi beğenmemiz bedavadır. Sizi karıncalar yuvasına sokmaz, misafir etmez. Siz karıncayı değil namusları çiğniyorsunuz. Canlara kastediyorsunuz. Nasıl canlara kastetmek? İftira, yalan, gıybet, dövme, sövme. Miras vermezsiniz, mehir vermezsiniz, ödüncün üstüne yatarsınız, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Karınca ezmez bunlar. Ama adamı tank gibi çiğner. Böyle Müslümanlık olur mu? İşte tasavvufu hayatı anlatmak için bu misalleri size getirdik. 2. Allah-u Teala'nın başkalarına nasip etmediği karıncanın sözünü anladığı gibi nimetini kendisine ihsan ettiği için şükretti. Karıncaların şefkat ve merhametini gördü. Allah-u Teala Hazretlerine bundan dolayı karıncadan aldığı ibretle şu ayeti celilede okuduğum Sure-i Neml 18-19'da okuduğum duayı yaptı. Nereden yaptı duayı Süleyman Aleyhisselam? Karıncadan ibret alıp yaptı. Ya Rabbim karıncaya böyle akıl vermişsin. Böyle muavenet, muaşeret, birbirine karşı koruma vermişsin. Ya Rabbim, bana ana babama lütfettiğin nimetime şükretmemi, senin razı olacağın işleri yapmamı, karınca razı olacağı işleri yaptı. Allah razı olmaz mı karıncadan? Girin yuvalara, çiğnenmesinler. Ondan ibret aldı. Rahmetinle beni salih kulların arasında cennete koy. İsmimi onların arasında beni haşret diye Süleyman Aleyhisselam dua etti. Nereden aldı bu ilhamı? Karıncanın muaşeretinden, birbirlere sevgisinden. Şu halde kitap diyor, anaya babaya verilen nimet evlada verilmiş sayılır. Bir evlat babasının anasının
kendisine, babasından, anasından kendisine ulaşan nimetlere de şükretmeye mecburdur. Nimetlere şükretmenin ölçüsü, şu dışarıdaki trafikçileri çağırın, arabayı bekliyor. Araba semaya uçmaz ki ya, sen otur. Şu trafik ekibini çağırın, onlar da bir Allah dinlesin. Senin arabayı bekliyor, benimkini bekliyor. Şu trafikçileri çağırın, sohbet dinlesin. Beni salih kulların arasında haşret. Zira anaya babanın nimetine şükretmek, kendisine şükretmek demektir. Ananın babanın nimeti kendisine geldiği gibi anasına babasına hayırla ibadetlerine ortak etmesi, hayırlara ortak etmesi, onları hayırla yad etmesi, mübarek günlerde, kandillerde, gecelerde ana babalarına değişik ve çeşitli hayır ve hasenat göndermeye mecburdur. Beni salihler arasına koy. Beni salihler arasına koy. Beni salihler arasına koy. Salih kulların arasına koy demekle ahirette mağfirete uğrayan, dünyada birbirlerine iyilikte yarış eden ehli takva, ehli tarik, Allah'tan korkanların arasına koy. İşte tasavvuf bu. Ondan dolayı bunu seçtik. Tasavvuf hayat, 120. hayat. E hani delilin? İşte Süleyman Aleyhisselam buyuruyor. Beni ya otursana kardeşim, şunu oturttur, kafam karışıyor. Şu çocuğu oturttu ya. Al sabır de sabır. Salihlerin arasına koy, ehli tasavvufun birbirleriyle ülfetlerine, ümmet-i Muhammed'in birbirleriyle ülfetlerine. Mümin Allah yolunda hayırlı insanlarla otura otura ahlakı güzelleşir. Mümin şerli insanlarla otura otura ahlakı bozulur. İşte Peygamber Süleyman Aleyhisselam. Salihlerle beni haşret. Salihlerin içine beni koy. Peygamber halbuki bize ders veriyor, bize tedris veriyor, bize gösteriyor. Beni salihlerin arasına koy. Beni salihlerle cennetine dahil et. Senin razı olacağın amelleri yapmayı bana ilham et. Bir kere böyle dua etmedik Allah hakkına. Senin razı olacağın amelleri yapmamı bana ilham et. Nereden aldı bu dersi? Karıncadan aldı. Kardeşlerine hayırlı amel yaptı. Karıncalar, toplanın, toplanın. Meskenlerinize girin. Yukarıdaki peygamber karıncayı ezmez, kavmi ezmez. Ama sizi görmezler, pek ufaksınız, eziverirler. Girin yuvalarınıza. Karıncaların birbirine salih amel gibi güzel muaşeret, birbirini tedbir, kamil halle arızalardan, belalardan kurtardığı için, komşularıyla hüsnü muaşeret ettiği için Süleyman Aleyhisselam'a karıncaların hali yukarıdaki duayı yapmasına ilham ve sebep oldu. Nasıl olur ya? Derviş dervişi gıybet eder. Düşman ararsanız çok. Nefsimiz düşman, şeytan düşman. Dünyanın dört bir tarafında İslam alemine hücum eden Hristiyanlar düşman, komünistler düşman. Bütün dünya devletleri İslam devletlerinin üstüne kargalar gibi insanları üşüşmüşler. Mukaddesatını, ırzını, namusunu çiğnemek. Vatanını elinden bölüp parçalamak için. Sen bana düşman, ben sana düşman. Bundan ne çıkar ki? Ne kadar ayıp bir şey. Ben seni diyor gıybet ettim diyor. Hiç de tanımam, görmedim ama diyor. Güzel de konuştun yahu diyor.
Dün alkışladı beni. Üç gün, beş gün önce gıybetimi etmiş. Bu ne oldu şimdi? Bu alkış etmeseydin de keşke gıybet etmeseydin. Ben alkışa ihtiyacım yok ki. Yapmayın Müslümanlar, uyanın. Uyanın Allah aşkına, karınca kadar olsun uyanın. Yapmayın. Çoluk çocuğunuza zulmetmeyin. Komşularınızı kırmayın, ezmeyin, çiğnemeyin. Salih kullarının arasına beni koy demek suretiyle ahirette bir ve beraber olmaya rahmetinle koy demesi, çünkü kul iyi amel ile değil ancak Allah-u Teala'nın rahmet, lütuf ve ihsanı ile cennete girer. Çünkü kul cennete Allah'ın rahmeti ile girer, lütuf ve ihsanı ile girer. Salih ameller ise sadece Allah-u Teala'nın merhametine, lütuf ve ihsanına kavuşmasına vesiledir. Salih ameller insanın Allah'ın lütuf ve ihsanına kavuşmasına vesiledir. Salih ameller cennette makam aldırır. Ama şu cemaat değil, bütün İslam alemi salih amellerle cennete girmez, Allah'ın lütuf ve rahmetiyle girer. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın duası, ayeti celile. Senin razı olacağın iyi ameller yapmamı muvaffak kıl. Allah'ım ne kadar güzel ya. Kıl. Salih kulların arasına koy rahmetinle. Demek Allah rahmetiyle koyar. Beni rahmetiyle koyacak. Ben çalışıp çalışmasam ne olur? Çalışıp çalışman Allah'ın lütfunu, merhametini çeker. Çalışma, Allah'ın gazabını çeker. Ameli salih ile çalış, kamil itaat et, merhameti çeker. Rabbim mağfiret eder. Şu kulum vız vız edip duruyor. Benim rızam için çalışıp duruyor. Gece gündüz tekkelerde yemek pişirir, süpürür. Öbürleri de tekkeyi Düsseldorf'ta kapatmak için kavga eder. Eğer o tekke kapatsın, Allah onların bin kapısını kapatır. Kimler sebep olduysa. Bu İslam'ı bir karış öteye götürmeye mükellefiz, kapatmaya değil. Sen bozguncu musun, anarşist misin, münafık mısın, tekke kapatmaya sebep oluyorsun? Bir karış öteye götür. Rahmetinle salihlere kor peygamber. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam böyle dua ediyor. Geçen şeyhimizden birisi geldi, Fransa'dan naklediyor. Dervişlere yazıklar olsun. Sakal bıraktı, sarık sardı, cübbe giydi. Sanki İmam-ı Azam oldu, fetva verir, kimseyi beğenmez buyurmuş. Ne olduk, ne ilmimiz var ki, ne amelimiz var ki? Bir saçla, sarıkla dışını derviş etmekle iş bitmez ki. Aa, ben kendimi Gavs-ül Azam gibi kıyafete sokayım, Gavs olmam ki. Dervişleri ağlatan bu. Karılarına zulmeder, çocuklarına eza eder, arkadaşına hakaret eder, fiyakasından geçilmez. Bunu Allah kabul etmez ki. Bunu Allah kabul etmez ki. Salihlerden murat, tefsir sahibi 3992. sayfada buyuruyor. Enbiya-i İzam onlara tabi olan sülihadır. Ebeveynine ihsan olunan nimetleri, kendisine nimet sayan Süleyman peygamber, Allah'a, validelerine, ana babasına verilen nimetten dolayı da şükretti. Babanız nelerle kazandı, ananız ne zahmetlerde büyüttü, size ne nimetler koydu.
Şimdi onların ihtiyarlığında onlara şefkatli bir baba gibi rahmetmek, merhamet etmek müminin vazifesidir. Şu halde ey muhteremler, kimse Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremez. Muhammed Aleyhisselam dahi, Ayşe-i Sıddık'a annemiz bir rivayette sahabeyi güzün, sen de mi ya Resulallah Allah'ın rahmeti olmadan cennete giremezsin? Evet, ben de buyurmuştur. Cennete girmek ihsan-ı ilahiyedir. Kul bu amelleri Allah-u Teala'nın ihsanı ile yapmaktadır. Madem Allah insanın gönlüne yumuşaklık vererek güzel amel yapmasına muvaffak kılıyor, onu bunu kırıp, dövüp, sövüp, hakaretle kendini beğenmek yerine güzel ameller yapmak lazımdır. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte buyurmuştur, nimet vahşi hayvan gibidir, onu şükürle bağlayınız. Şükürle nimeti bağlamazsanız, nimete sabretmezseniz, Allah kadınsa kadın nimetini alır, çocuksa çocuk nimetini alır, başınıza o çocuklar bela ve musibet olur. Nimetin şükrü nedir? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurmuş, Allah ne cins nimet verdiyse o nimetle Allah'a isyan etmemek nimetin şükrüdür. Göz verdi, arama bakmayacak şükrü. Kulak verdi, gıybet, yalan, buhtan dinlemeyecek şükrü. El verdi, haram, zulüm, dövme, sövmede kullanmayacak bu elin şükrü. Şükür elhamdülillah. Ya bu ne elhamdülillah'tır? İşte başka kitap. Şimdi geçtik Fatiha'nın tefsirine. Allah idrak versin. Allah anlayış versin. Ümmeti Muhammed'e merhamet versin. Birbirimizle didişmek yerine karıncanın ülfet, muhabbet, gayretini bizlere nasip etsin. Muhterem kardeşler, şöylece bilelim ki elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demektir. Hamd kavli, fiili, hali olarak üç kısımdır. Demek hamd, nimetlere şükretmek, hamd üç kısımdır. Kavli hamd, Allah'a lisanıyla şükretmek kavlidir. Dille, kavil, söz. Neyle? Dille. Fiili hamd, Allah'ın rızasını umarak insanın ibadet ve hayrata devam etmesi, bütün vücudunun hareketleriyle Allah'a itaat etmesi fiili hamddir. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu kavildir, kelamdır. Allah kelamı istemiyor. Yani yalnız kelam var da fiili ve hali hamd yoksa Allah bunu istemiyor. Bir dilinde var elhamdülillah. Döver, söver, kırar elhamdülillah. Bu yalancı bu adam. Allah böylesini istemiyor. Ya nasıl istiyor? Dili kibar kibar hamd ederken Allah'ın rızasını umarak ibadet ve taatı yapması lazım gelir ki buna fiili hamd denilir. Hareketlerle, İşlerle, oturup kalkmakla, bir de hali vardır. Hali hamd. Ruh, nefis, vücudundaki manevi cihazlarla ahlaka hamide sahibi olması hali hamddir. Oturuşu kamil bir hamd, konuşması kamil bir hamd. Ne eseridir? Temiz bir kalbin eseridir. Oturması vakarlı, oturması muhabbetli, beşeriyetle münasebetli, muhabbetli, sevgili. Bu da bir kamil ruh makamı, ahlak makamıdır. Ahlak-ı hamidedir. Ne
verdiyse ona, sonra her türlü fiille, sonra halle Allah'a isyan edenin hamdi yalandır. İşte bizim aile hayatımız bu. Çocuklarınız elham bilmez. Kızlarınız başınızı örtmez. 9 yaşında kızın başını örtmesi lazım gelir. Kamil oruç tutması, kamil namaz kılması lazım gelir. Okullara kamil tesettürle gitmesi lazım gelir. Avrupa'da Hans'ın yanına çocuğunuzu çıplak kıyafetle gönderirseniz, İslam kadınının Hristiyan kadını karşısında kendisini tesettürle muhafaza etmesi lazım gelir. Müslüman kadınının tesettürü Hristiyan karşısında erkek karşısındaki tesettür gibidir. Müslümanın kızı kadını Hristiyan'ın kızına kadınına erkekten kaçar gibi kaçıp da tesettür edecek. Ah sakallı sarıklılı, Avrupa'da kızlarınızı Hans'ına, Kolun'a, Müller'ine, bilmem kimlerine konuşturursunuz, her şey edersiniz. Ondan sonra elhamdülillah Almanya'dan 3-5 kuruş kazandık, evden sahibi olduk. O evler damlar bir gün yıkılacak, kuş öterken söyledi ya, her canlı ölecek, her şey yıkılacak. Kala kala senin vebalin kalacak, tavus kuşunun dediği kalacak. Hayırla cezalandıran hayır görür, şerle cezalandıran şer görür. Muhteremler, böyle olmaz Allah için. 3 tane tefsir, Fatiha tefsiri, tefsir. Ama tefsire göre hal yok. Süleyman Aleyhisselam Hütüt kuşunu yitirdi. Bana ne oluyor ki ben Hütüt kuşunu göremiyorum dedi. Ben Hütüt'ü arıyorum nerede demedi de kusuru üstüne aldı. İslamiyet kemalattır. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselam bununla kusuru kuşa bile vermedi. Bana ne oluyor da göremiyorum? Süleyman Aleyhisselam kurtu kuşu görüp durur. Karıncanın sesini duyup durur. Hütüt'ü nasıl görmez? Nezaketinden, edebinden, hayasından, kemalatından ümmeti Muhammed'e Kur'an içinde Allah'ın lisanıyla ders verdi. İslamiyet bu kadar nazik. Tasavvufu hayat, işte tasavvufu hayat, bana ne oluyor da ben Hütüt'ü göremiyorum? Hütüt nerede, nasıl görmüyorum demedi. İşte nezaket budur. İşte karınca, girin yuvalarınıza. İşte tasavvuf bu. Şimdi tasavvuf zamanı mıdır? Hocaların bazısı der. Ah hocam, hiç mi Kur'an okumazsın? Hiç mi tefsir görmezsin? Hiç mi Allah dostlarından, peygamberlerin sözlerini ayetlerden duymazsın? Sen tasavvufu ahlak ile ahlaklanmazsan nerede kaldı Süleyman Aleyhisselam'ın nezaketi diline gelsin? Nerede kaldı karıncanın gayreti kalbine gelsin? Tasavvufa yetişti bu, ben anlatıp dururum. Nerede yahu senin anlattığın? Süleyman Aleyhisselam'ın kuşu görmeyişindeki nezaketi, kusuru kendine atfetmesi, kuşta dahi kusur aramaması tasavvufun kendisidir. Mümin kendisi için istediğini başkası için istemedikçe kamil iman sahibi olamaz. Hütüt su bulurdu. Su bulduğu için Cenab-ı Süleyman peygamber, kuş havaya uçacak, yeraltı sularını avucumuzun içi gibi görecek, dolayısıyla gelip gagasını batıracak, cinniler suyu çıkaracak, büyük kazanlar yaptılar, bizim havuzdan büyük. Onun içerisine suları dolduracak, asker de içecek. Meğerse bizim Hütüt, Belkıs Seba melikesinin Hütüt'üyle arkadaşlık yapmış. Gel ben seni bizim melikenin saraylarına, tahtlarına göstereyim, almış götmüş. Şu halde cins cinsi çeker. Hütüt'ü sen, seni bir Hütüt götürür. Gargaysan seni bir garga götürür. Sen bana arkadaşını söyle,
benim de senin nereye gittiğini söylememe lüzum kalmaz. Bütün döndü, bir melike buldum, padişahlara verilen her şey verilmiş, büyük bir kürsüsü var ama ne olmuş? Ben o melikeyi, kavmini, kendisini Allah'ı, Allah'tan gayrı güneşe ibadet eder gördüm. Şeytan onların batıl amellerini tezyin etmiş. Binaenaleyh şeytan onları doğru yoldan men etmiş. Şeytan men edince onlar doğru yolu sırat-ı müstakimi ihtida edememişler diyerek Hütüt böylece Belkıs anamızın Seba kavmindeki güneşe tapar bir ateşperest olduğunu kuş itiraf etti. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam onu cezalandıracağını söyledi. Kendisini ne tarzda cezalandıracağını ortaya koydu. Tefsir sahibi buyuruyor ki, şeytanın bir insanın amelini süsleyip güzel göstermesi, senin amelin ne güzel, ne güzel bir halde yaşıyorsun demesi, o insanların amelini düzeltmemesine sebep olur. Onlar Kur'an-ı Azimüşşan'ın sırat-ı müstakimini terk ederler. Şu halde onları ikaz edecek bir mürşidi kamil lazımdır. İşte tefsir söylüyor. İşte tefsir bu ayeti kendi söylüyor. Şurada birisi şahitlik etsin. Acele okuyan birisi gelin şahitlik edin. Kitap ne diyor? Gel. Eğri amellerini doğru zannettiklerinden tarik-i müstakim aramazlar. Şeytan onlara güzel gösterir. İhtida edemez, uyamazlar. Şu halde onları ikaz edecek bir mürşidi kamil lazımdır. Doğru okudun mu? Doğru. Allah huzurunda şahitlik eder mi? Edersin. Sayfa 3998. İşte doğru yolda olmayanın doğru yola götürecek mürşit araması Sure-i Neml 24. ayeti celilenin tefsiridir. Ya hocalar ne oldu ki? Şimdi zamanı değil diyorlar. İşte tefsir. Güneşe taptırmış şeytan doğru yola götürecek bir adam bulunmayacak. İşte tefsir. İstersen sen de şahitlik et. Gel Allah için. İnanmayan olur ya bu yarbay da yalancı şahit getti der. Doğru yolu bulamazlar. Binaenaleyh onlar şeytanın tazyikatına aldandıkça doğru yolu bulamazlar çünkü eğri amellerini doğru zannettiklerinden tarik-i müstakim aramazlar ki ihtida etsinler. Şu halde onları ikaz edecek bir mürşidi kamil lazımdır. Allah huzurunda şahitlik et. Doğru okudun mu? Allah razı olsun okudunuz. Doğru okudum ya. İşte tasavvuf hayat bu. Güneşe taptırıyor iblis. Bak Süleyman Aleyhisselam ne yapacak şimdi o annemizi ve o kavmi. Bizim de deminden beri anlattığım nice noksanlarımız hakikaten mürşit eli tutarak yaşamakla olur. Tekke kurup da dövüşmekle olmaz. Düsseldorf tekkesini kapatmakla hayat kurtulması olmaz. Kim sebep olursa Allah onları ateşle yakar. Hangi zalimlerse hesabını verir. Öteki güneşe taptı, belki de münafıklık etti, kavga dövüş çıkarır, horozluk eder. Ya Rabbim sen yetiş. Hızlandırıyorum biraz daha, bunları daha önce söyledik. Hütüt, Süleyman Aleyhisselam'a geldi. Süleyman Aleyhisselam'a gelince, ayeti celileyle Cenab-ı Peygamber'e, şeytan onların amellerini tezyin etti. Allah-u Teala'ya secde etmezler. Sizin gizlediğiniz aşikar olduğunuz her şeyi Allah bilir deyince Süleyman Aleyhisselatü Vesselam Hütüt'ün kelamını
kemali dikkatle dinledi. Ey Hütüp, elbette biz senin haberinde tefekkür ederiz, düşünürüz. Bakalım sen sadık mısın, yalancı mısın? Şu halde her habere inanmamak şu ayetin hükmüdür. Size birisi geldi filan, oğlu filan şöyle dedi diyor. İncelemek lazımdır. Sure-i Neml 27. ayeti celile. Sen yalancı mısın, sadık mısın? Kuşa diyor Allah peygamberi. Şu halde haberi incelemeden kim ne haber getirirse inanmamak lazımdır. Sure-i Neml'de Cenab-ı Süleyman aleyhisselam bize bu fermanı vermiştir. Bu ferman Allah'ın ayeti olduğundan cümlemize bu hüküm mahiyetiyle amel etmek iktiza eder. Sen benim şu mektubumu al. O mektubu, kitabı ona at. Geri çekil. Mektubu at, geri çekil. Dinle. Birbirleriyle ne konuşuyorlar? Ne yolda cereyan ediyorlar? Bana haber getir diyerek Hütüt'ü Belkıs'a ta Yemen'in Sana ülkesine gönderdi. Loktaki Belkıs annemiz İmam-ı Fahreddin Razi'nin tefsiri, Hazin ve Ruhul Beyan'ın tefsirlerine göre sarayının pencerelerinden Hütüt kuşu girdi, güvercinden küçük, serçeden büyük efendim girdi. Belkıs anamızın göğsüne koydu. Belkıs validemiz gözlerini açınca mektubu gördü. Mektubu gördü. Hayretler içerisinde kaldı. Neden hayretler içerisinde kaldı? Çünkü sarayı iç içe muhafızlarla çevrili. Mektubu görünce muhafızları dolaştı, sarayı dolaştı. Bir yabancı girdi mi asla efendim tedbirimiz, nizamımız, disiplinimiz tamamdır. Mektuba baktı, mektubu baktı, mektupta Sure-i Neml 29-31. Ayeti celilede mahiyetini topladı. Mühürüne baktı ki tarihte görülmemiş bir nurani, güzellik, teknik bir yapıya sahip. Cemaatini topladı. Ey ileri gelenler, bana çok şerefli bir mektup bırakıldı. Geldi demiyor, bırakıldı. Süleyman'dandır. Rahim olan, kerim olan Allah-u Teala'nın adıyla bana karşı büyüklenmeyiniz. Bana Müslümanlar, emrime itaat ediciler olarak geliniz diye mektup yazıyor buyurdu. Kıymetli müminler, işte mektubun şerefi, mektubun şerefi bana şerefli mektup geldi sözüyle Belkıs annemizin iman sahibi olarak Süleyman aleyhisselam'la evlenmesine sebep oldu. Mektuba baktı, Subhanallah, mühürü çok garip bir mühür. Dünyada örneği olmayan bir teknikle mühürlemiş. Muhtevasına baktı, Allah'ın ismi Rahman ve Rahim, Allah'ın ismiyle yazılmış. Böbürlenmeden bana Müslümanlar olarak gelin denilmiş. Hem itikat hem amel hem güzellikler emredilmiş. Mahiyetini topladı. Celallenmedi. 12 bin kumandanı, her kumandanı binlerce askeri olduğu halde bana ey vükela, ey vezirler şerefli bir mektup geldi dedi. Muhteremler, işte bu mektuba tazim ile şerefli sözünü söylediğinden Allah kendisine iman nasip etti. Bir peygamberin hanımı hepimizin annesi yaptı. Mektubun şerefi nereden gelir? Mektubun şerefi yazının güzelliğinden gelir. Allah Rahman ve Rahim, Bismillahirrahmanirrahim.